Burada şöyle bir soru var. Bahri Bey sormuş. İman etmenin ölçüsü yakınımızdakilerin bize güven duyması ve vaadini yerine getirmesi ise dışımızdaki imanla ilgisi görünmeyen, dinle ilgisi olmayan ama ticaret yaptığımızda bu arkadaş vaadini yerine getirir diye bizim güven duyduğumuz ve rahatlıkla alışveriş yaptığımız kişilerin imanla ilgisi nasıl olur? Onlar o Allah'ın el-Mü'min isminden vicdani olarak bir hisseleri var demektir. Yani Allah'a iman edip güvenli olmayandan mı yoksa dinle ilgisi yok ama vaadini yerine getirir diye güven duyduğumuz kişilerden mi alışveriş yapmak uygun olur? Bu çok derin bir mesele gerçekten. Şimdi kafir bile olsa vicdanı var. Ehli kitap da olsa vicdanı var. Cenab-ı Hakk'ın el-Mü'min isminden her insanın vicdan ve fıtratı olarak bir hissesi vardır. Onlar o vicdanlarındaki duyguları, o hisseleri bozmamışlar. Yaratıldığı asli hüviyetiyle devam ediyorlar demektir. Ama adı mümin olduğu halde yalan söyleyen, güvenilmeyenlere gelince onlar da o noktasıyla fıtratlarını bozmuşlar demektir. Bir bu iki, çok önemli bir şey söylüyorum. Ben müminim dediği halde güvenilmez. Ticarette, alışverişte yalan söyler, aldatır ise o tip müminler ben iman etmiyorum veya inkar ediyorum diye bir şey duymadığımız sürece onlardan yani ben müminim demelerine devam ettiği sürece onlar mümindir. Bizim nazarımızda mümindir. Fakat müminliğin gereği olan şeyleri yapmadıkları için acaba onlar öleceği ana kadar müminliklerini devam ettirebilecekler midir? Problem burası. Bir de adam mümin değil bize göre fakat güvenilir. Öyle bir insan da bugün olmasa bile yarın ona gerçek iman, hidayet nasip olacaktır. Onun için şu anda müminlikten olup olmamaktan daha ziyade o yolu tutup gitme önemlidir. Müminliği vasıflarıyla beraber üstünde taşıyorsa, iman etmediyse iman edecek ve kabire imanla gidebilecektir. Fakat müminim diyor, fakat vasıf ve amelleriyle müminliği üstünde taşımıyorsa, öyle bir insana biz kafir diyemeyiz. Ama öleceği ana kadar da müminliğini devam ettirebilmesi oldukça zordur şeklinde meseleyi özetlemek. Özetle anlatacak olursak özetlemek mümkündür. Bununla alakalı bir hayli anlatacağımız farklı geniş hususlar da olabilir.